fırça gibi saçlarınız çıksın inşallah. İnşallah. Selam. Hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir video hazırladım. Çok faydalı, çok işinize yarayacak bir video hazırladım. Benim uzun zamandan beri kullandığım ve inanılmaz derecede memnun olduğum saç uzatmada fırça gibi saç çıkaran, dökülmüş bütün saçlarımı toparlayan, bütün hilelerimden, bütün tiyolarımdan, bütün tedavi yöntemlerimin hepsinden bahsedeceğim size bu videoda. Uzun olabilir. Çayınızı kahvenizi alın gelin. Hızlı bir şekilde başlayacağım hemen. Öncelikle olarak saçlarımla ilgili eski sürecimden bahsetmek istiyorum. Bir yıl önce istifa ettim ve o dönem içerisinde çok ciddi stresten dolayı saçlarım dökülmeye başlamıştı. Uzatmıyorum bu kısımları. Doktora gittim. Doktora gittiğimde öncelikle kan testi yaptırdım. Cildimin rahatsızlığı mı veya herhangi bir yanlış şampuan kullanımı veya neyden kaynaklı böyle bir şey yaşıyorum diye sorduğumda stres olduğunu söyledi. Derken bana birkaç tane ilaç ve bir tane şampuan yazdı. Öncelikli olarak şampuanı göstermek istiyorum. Şampuan şu şekilde, biyotin şampuanı. Saç dökülmesine karşı ve sık kullanım için uygun bir şampuanlardı. İçerisinde çok fazla saçın ihtiyacı olan bakım sağlayan maddeler ve at kuyruğu ekstrası gibi şeyler vardı. Bunun haricinde bu şampuanın yanında şampuanı aldığınız zaman yanında bir tane de hap vardı. Biyotin hapı. İçerisinde yine bir sürü vitaminin, çinkonun, demirin, işte B12, B ve at kuyruğu ekstrası vesaire gibi şeylerin olduğu bir hap, kapsül hap vardı. İlaçla birlikte bunu kullandım. Verdiği ilacı da göstereceğim. Saçlarım çok ciddi anlamda toparlandı. Yalnız o dönemde saçlarım benim oldukça uzundu. Yani şuralarımda falan da aslında. Ama kestirmek zorunda kaldım. Bu dönem içerisinde Merve Özkaynak'ın bir saç dökülme videosu var. Onu izledim. Onun gerçekten faydası oldu ve orada saçlarınızı gerçekten sağlığına kavuşturmak için yapacağınız ilk adım kestirmek diyordu. Ama öyle şöyle uçlarından 3 santim almak falan değil. Direkt kestirmek. Ben de bunu yaptım. Saçlarımı biraz kısa kestirdim. Ama gerçekten kısa kestirdikten sonra saçlarım bir nebze olsun. Sanki böyle belki de saç ebatlarım kırıklığından, döküldüğünden vesaire katlarından dolayı kötü olduğu için kestirince belki biraz daha güzel durdu. Bir de saçlarımı düz eski doğal rengine boyadım. Şöyle durayım. Şuraya bir tane fotoğraf koyacağım size. Burada göreceksiniz mutlaka. Saçlarımı hem kendi rengine boyadım hem de oldukça kestirdim. Daha sonrasında da bakıma başladım. Bana doktorun verdiği ilaç şu şekilde bir ilaçtı. Gösteriyorum bu ilacı. Nasıl kullanıldığını tarif eden hiçbir video bulamadım. Eğer bu videoyu izlerseniz videonun içerisinde olur da videonun tamamını izlemek istemezseniz şuraya mutlaka saniyesini yazarım. Bunun da kullanımından size bahsediyor olacağım. Bu ilacı açtığınızda içerisinde 12 tane şu şekilde cam kapsül görüyorsunuz. Bir de şöyle bir kap görüyorsunuz. Şu ilacı, şu pompası, bu da ilacı. Şu ilacı ben şu şekilde size göstereceğim. Başka açılmış bir videonun içerisinden tarif edeceğim çünkü. Şu an kullanmayacağım bunu. Şu şekilde içerisini görüyorsanız içerisinde bir madde var. Şurada altta gördünüz mü? Şu altta içerisinde bir madde var. Bunu şuradan şu şekilde açıyorsunuz. Yeri var bunun burada. Bunu buradan, şuradaki yerinden açıyorsunuz. Açtıktan sonra ürün şu şekilde bir şey oluyor. Hani size az önce şurada bir şey var diye göstermiştim ya. Şuraya bastırdığınız zaman şu gördüğünüz içerideki kurşuni şey ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Hiç de bakmadım. Bunun içerisine dökülüyor. İçerisine döktükten sonra bunu bir miktar çalkalıyorsunuz ve kendi kapağını çıkartıp şu şekilde bir kapak takıyorsunuz içerisine. Zaten bu kapak da içerisinde var. Şu şekilde göstereyim. Pompa şeklinde. Böyle bastırabiliyorsunuz yumuşak. Böyle pompa şeklinde. Bunu şu şekilde saçlarınızın içerisine böyle sıkıyorsunuz. Sıkarak uyguluyorsunuz. Gün aşırı uyguluyorsunuz. Saçlarınızı yıkamanıza gerek yok. Saçınızda herhangi bir yağlı bir his bırakmıyor. Temiz saça da uygulayabiliyorsunuz. Böyle bir ürün. Gün aşırı uyguluyorsunuz. Yani bir gün durup bir gün uyguluyorsunuz. Bir gün durup bir gün uyguluyorsunuz. Ben bunu belki fayda görürüm diye bilmiyorum. Niye böyle bir tıp bilgim yokken böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum ama iki gün durup bir gün yaptım. İki gün durup bir gün yaptım. İlacı biraz daha uzun süre kullanayım diye. Ve bilmiyorum bundan mı, içtiğim haptan ve şu kullandığım şampuan aynı anda hepsini aynı anda kullanmamdan mı bilmiyorum. Ya böyle bir 15. 20. günde bıçak gibi kesildi saçlarım. Dökülmesi. Bir süre sonra da kendine gelmeye başladı. Daha bir yıkarken kabarmaya başladı. Hatta şöyle diyeyim. Normalde benim saçlarım dalgalıydı. Neden bilmiyorum. Saçlarım kendi doğal dalgasına da kavuştu. Böyle çünkü fön çektire çektire, bakım yaptıra da artık nelerden bilmiyorum ama saçlarım bayağı düzelmişti. Kendi kendine dalgası da oldu. Bu arada saçlarım kirli. Onun sebebini de söyleyeyim. Burada size saçlarımı hızlı uzatmak için yapacağım. Teknikten bahsedeceğim için saçlarımın özellikle kirlenmesini bekledim. Dediğim gibi bir spor süreçlerinde güzel uzuyordu ve güzel uzarken sağlıklı bir şekilde 20 günde bir, ayda bir
bir, 45 günde bir, 60 günde bir gibi süreleri 15'er gün uzatarak saçlarımı çok az çok az çok az çok az uçlarından aldırıyordum. Zaten bu kestirmelerim gözle görebilecek kestirmeler değildi. Sadece maksat ucundaki kırıklar gitsin, kendi toparlanarak hızlı uzasın diye. Bunun ciddi anlamda faydasını gördüm. İlaç tedavisi vesairesi bittikten sonra saçlarım bayağı bir şuralarım falan geldi. Bayağı küttü çünkü. Şuraya resmini koymuştum. Az önce fotoğrafı tekrar koyayım. Buradaki boydan ortalama şuralarıma falan geldi saçım. Ve ben artık böyle boyamaya da başladım. Şekil vermeye de başladım. Şekillendirici kullanmaya da başladım. Ama bu söylediğim herhangi bir dışarıdan madde kullanma orucunu bir yıla yakın tuttum. Saç şekillendiricilerin hiçbirini kullanmadım kısaca. Düzleştirici, maşa vesaire. Saç kurutma makinesiyle saçlarımı hiç kurutmadım. Havluyla kuruttum ki bende sinüzit var. Kafam döne döne ağrımasına rağmen yine de saçlarımı doğal halinde kurumasına bıraktım. Merve Özkaynak videosunda görmüştüm. Saten yastık kullandım. Onun da ciddi anlamda hem saçlarınıza hem de cildinize çok iyi etkisi oluyor. Bu süre içerisinde bunları yaptıktan sonra saçlarım hızlı bir şekilde uzamaya başladı ve istediğim gibi kestirip uzatmaya başladım. Biraz daha böyle kimyevi maddeler kullanmaya deneyim de biraz daha böyle hani yağlı maddeler, yağ maddeleri, ne derler ona, aktar maddeleri mi derler hani bilmiyorum, bilemedim. Kimyasal olmayan bitkisel maddeler, niye bulamadım kelimeyi. Biraz daha böyle bitkisel maddeler kullanmaya bir sene sonra başladım saçlarıma. Ve şimdi hızlı bir şekilde o maddelerimin neler olduğunu sayacağım. Öncelikle bunu önermek istiyorum. Bunu kullandığım her yağın içerisine koyuyorum. Kendime şu şekilde bir kap yaptım. Sephora gördüğünüz gibi ama içerisindeki Sephora değil. Bunun içerisinde makyaj bazı vardı. İçerisindekini tamamen yıkadım. Tamamen temizledim. Bittikten sonra. Zaten bu açılır bir şeydi. Açılır bir şey olduğunu keşfettikten sonra böyle bir şey için kullanmaya başladım. Ve bütün ürünlerimi bunun içerisinde kullanıyordum. Hızlıca yağları sayıyorum. Hint yağı, tatlı badem yağı, susam yağı, çam tereventin yağı, az önce gösterdiğim makadamya yağı, Hindistan cevizi yağı. Bu ürünlerin tamamına göz kararı koyuyorum arkadaşlar. 3 damla, 5 damla, 7 damla diye bir size bir ölçü vermeyeceğim. Daha öncesinde ben böyle bir şey hazırlamıştım. Ama şunu çalkasaydım iyiydi. Bir de ben bunun içerisine şöyle bir şey koydum. Bilmiyorum faydasını gördün mü? Muhtemelen görmüşümdür. Doktorun bana verdiği biyotin hapını, daha öncesinde ben böyle bir kabı hazırlamıştım. Ölçek olarak da bunu kullandığım için bunun içerisine koyarak kullanıyorum. Bunun içerisine bu şekilde koyuyorum. O biyotin hapını kapsülden çıkartıp, şurada altında bir siyahlık göreceksiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle mi tutsam daha net görürsünüz? O da bu biyotin hapının kapsülünü açtım. Her bir şu kabın içerisine bir kapsül koydum. Sonradan 4-5 tane ilacım kalmış, içmeyi de ihmal ettim. Kalan o birkaç tane ilacı hap olarak kullanmak istemediğim için bunun içerisinde kullanmayı düşündüm. Bunun içerisinde kullandım. Bu biyotin hapını da mutlaka şuraya bir yere koyacağım size. Hatta şöyle diyeyim. Hatta bunu size satış linklerini aşağıda mutlaka bulur veririm. Bunu kullanırken ama belki doktorunuza danışmanız gerekebilir. Çünkü bu yanında hapla birlikte satılıyor. Bu şekilde karışımımı hazırladım. İyice karıştırdım. Sonra bunu saçlarıma, en sevmediğim tişörtüm olmasa da bir şey olursa, başına bir şey gelirse üzülmeyeceğim bir tişörtümü giydim. Bu arada şöyle göstermek isterim size. Bakın uzayan saçlarımı bu şekilde göstermek isterim. Zaten şöyle baktığınız zaman ortalama saçlarımın şu kadar bir şey uzadığını görüyorsunuz. Şuralardan görebilirsiniz. Uzama boyunu. Şu kadar falan uzadı. Yani şöyle bir şey. Bu karantina sürecinde uzattığım saçım bu arada. Ben 23 itibariyle evden çıkmamaya başladım ama ortalama... Ya bu arada ben kuaför vlogu çektim ama onu da paylaşmadım. Hatta bundan sonra onu paylaşayım. Kuaförde saçlarımı yaptırdıktan bir ay sonra falan aslında saçlarımı bir ay... Tabii kuaförde saçlarımı yaptırdıktan bir ay sonra evden çıkmamaya başladım. Daha sonrasında da saçlarım bu şekilde hızlı bir şekilde uzamaya başladı. Bunları yaparken su içmenize, beslenmenize, sağlıklı bir şekilde yaşamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde herhangi bir faydasını görmezsiniz bunların. Ya da normal faydasını görecekseniz de daha az faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Şimdi hızlı bir şekilde uyguluyorum. Şu şekilde. Bilmiyorum görünüyor ama. Sadece diplerine sürüyorum. Şu şekilde. Yine böyle diplerine sürüyorum. Bayağı böyle bitki gibi geziyorum evde her gün. Şuralardan aslında daha kolay gösterebilirim diye düşünüyorum. Şimdi diplerine sürmeyi bitirdim. Şu kadar bir şey ucunda kaldı. Şimdi bir miktarı böyle sıkıyorum. Böyle bir miktarını da böyle ucuna sıkıyorum. Bir miktar ortalama bir avuçta makadamya yağı. Bir miktar böyle saçımın yüzeyine sürüyorum. Çünkü ciddi parlaklık veriyor. Şu şekilde sürüyorum. Böyle sürüyorum.
Arada böyle elimle sıkıyorum ki böyle çok hafif yağ var gibi. O da olsun içerisinde diye. Daha sonra saçlarınızın her yerini sürdükten sonra bir miktarda kan dolaşımınızı yerine getirmek için elinizle masaj yapabilirsiniz. Hatta bunu yapmak için şöyle bir yöntemim de var benim size. Saçlarınıza masaj yapmakta zorlanıyorsanız şu şekilde bir tarakla, çok hafif tabii beyninize kadar gelecek şekilde değil de, böyle bastırarak saçlarınızı, atıyorum her yöne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesela 10 kere yaptım ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beceremiyorum ben masaj yapmayı vesaire diyorsanız, İşte ben nasıl masaj yapılıyor bilmiyorum, yaptığım masaj işe yarıyor mu bilmiyorum, hissetmiyorum vesaire diyorsanız bu şekilde saçlarınıza masaj da, tarakla da masaj yapabilirsiniz. Çok hafif bastırarak ve çok kafanızda ağrıtmayacak şekilde tarayarak da saçlarınıza masaj yapabilirsiniz. Böyle bir şey de düşecek diye korktum. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Şöyle de düğüm yaptım. Galiba oldu. Bugün günlerden çarşamba. Saat takriben 4-5 gibi. Bugün tüm gün bekleteceğim saçımda. Yarın da bekleteceğim. Yarın akşam saçlarımı yıkayacağım. Zaten yeteri bir süre. Çok fazla da saçınızda böyle yağlı ürünleri bekletmeyin derim. Niye bekletmeyin? Çünkü saçlarınızda yağlı olduğu için bir yerde yağ saçlarınızın kafa derinizdeki gözenekleri de tıkıyor. Haliyle gözeneklerinizi tıkadığı zaman havasız kalan saç derinizden zayıf olan saçlarınız daha çabuk, daha kolay dökülebilme ihtimali de olabilir. Bende oluyor. O yüzden kendimde olduğu için sizde ikaz etmek istedim bu şekilde. Bunu haftada iki kere yapmanız yeterli. Ya haftada bir kere de yapabilirsiniz. Yani eğer böyle çok üşengeç bir insansanız, ben bazen haftada bir kere de yaptığım oluyor. Bunu yapmayıp saçlarınızı bir hafta, tabii tamamen bir hafta değil, saçlarınızı yıkadıktan sonra yaklaşık 4-5 gün direnip de yıkamayıp da saçlarınızı kendi yağıyla bırakırsanız, o da saçlarınızı besleyen bir şey. Saç derinizin kendi ürettiği yağıyla da saçlarınız hızlı bir şekilde uzar. Bunu sakın unutmayın. Bunu nasıl çıkaracaksınız saçınızdan? Çok kolay. Saçlarınıza su değirmeden önce şampuan süreceksiniz. Şampuan saçlarınıza masaj yaparak ya da yapmayarak, saçlarınıza gezdirerek elinizi, saçlarınızdan öncelikle yağı içerisinde şampuanı hapsetmesini sağlayacaksınız. Bir süre böyle kullandığınız ve baktığınız saçınızdaki yağ oranı, şampuan oranı sizi tatmin etmezse biraz daha şampuan koyup tekrar saçlarınızın uçlarını ve diplerini bu şekilde şampuanlayabilirsiniz ve daha sonrasında saçlarınızdan yağın kolay bir şekilde şampuanla birlikte aktığını göreceksiniz. Saçlarınızı parlatıyor da aynı zamanda. Makadamya yağının ciddi bir parlatma özelliği var diye düşünüyorum. Çünkü ben uzun zamandır kullanıyorum ve çok memnunum. Çok da güzel saçlarınız açıyor. Şu anda kullandığım şampuandan da bahsetmek istiyorum. Aslında çok çeşitli şampuanlar kullanıyorum. Şu anda bu şampuanı kullanıyorum. Avon'un Nature Pro isimli at kuyruğu otlu şampuanı. At kuyruğu, ısırgan, biberi, civan perçemi ve papatya var içerisinde. Saçlarıma bunu uygularken. Şampuanlarda da hızlı saç uzatan, zeytinyağlı, argan yağlı, at kuyruğu ekstralı vesaire içeriğine sahip herhangi bir şampuan kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum diye gidip de Avon'dan sipariş verin demiyorum ama ben memnunum. Uzun zamandır da kullanıyorum. Hangi markanın bilmiyorum ama videoyu çektikten sonra bakarım. Şuraya bir yere ya fotoğrafını koyarım ya şuraya bir yere mutlaka adını yazarım. Zeytinyağlı şampuanı kullanıyorum. Avon'un bu şampuanı kullanıyorum ve L'Oreal'in bu hızlı uzatan işte Bye Bye Makas isimli. Onu da mutlaka buraya yazacağım. Bye Bye Makas isimli bu hızlı uzatan yavru ağzı renkli şampuanı da kullanıyorum. Resmini de bulursam buraya koyarım mutlaka. Şu an ismi gerçekten aklıma gelmedi. Sizinle paylaşacağım bilgiler bu kadar. Uygulayıp sonuçlarını mutlaka videonun altına yazmanızı istiyorum. Memnun kalacağınızı düşünüyorum. Memnun kalacağınızı umuyorum. Çünkü ben çok memnunum. Ve bir sonraki videomda kaşlardan bahsedeyim mi? Nasıl güzel olmuş mu kaşlarım? Eğer yorumlara yazarsanız siz de bir sonraki videomda kaşlarımı nasıl bu şekilde gürleştirdiğimden bahsetmek istiyorum. Veya farklı bir içerik istiyorsanız onu da aşağıya yorumlara yazarsanız. Bir sonraki videomu kaşlarımı nasıl bu şekilde gürleştirdiğimle ilgili bir video çekmek istiyorum. Eğer isterseniz yorumlara aşağıya yazmanızı çok isterim. Vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Fırça gibi saçlarınız çıksın inşallah.